Efendim? Ha abi, yenge. Berbi. Alo. Ferhat, benim bugün abimi görmeye gitmem lazım. Görüş günüm olsun mu bugün benim, izin verirsen? Dilsizi ver sen telefona. Ha, ne söyleyeceksen bana söyle. Dilsizi ver Aslı. Buyur abi. Tamam. İzin çıktı mı bari? Gidelim yenge. Dilsiz, ne olur bana yenge demeyi bırak. Benim bir ismim var, Aslı. Aslı de bana. İstersen Aslı Hanım de. Ne istiyorsan onu de ama yenge deme. Peki Aslı Hanım yenge. Böyle sempati dökülüyor omuzlarında. Ne diyeyim? Aklımı teslim edeceğim. Bir gün bu ev sınırlarında aklımı teslim edeceğim. Alo? Abi? Aslı. Neredesin sen? Eve uğradım, kapı duvar. Komşu Ayten teyzeye sordum. 5 gündür eve kimse uğramıyor dedi. Neredesin? Nerede olayım? Öyle işsiz güçsüz dolanıyorum işte. O nasıl ses abi? Neredesin sen? Bir yerde oturdum, çay içiyorum. Ne kadar işe yaramaz bir adam olduğumu düşünüyorum. Abi ne diyorsun? Allah Allah, söylesene neredesin sen? Doğru düzgün söyle, neredesin? Bekledin siz. Abi. Vay. Aslım gelmiş. Hop hop. Biricik kardeşim gelmiş. Abi ne oluyor, bu ne hal? İyiyim iyiyim, yok bir şeyim. Geç şöyle geç. Çay kahve ne ikram edeyim? Abi ne çayı ne kahvesi, ne diyorsun sen ya? Neyin var, ne bu hal? İyiyim canımın içi. Hiçbir şeyim yok. Bak hava mis, çayımı içiyorum. Bulmaca çözüyorum. Arada sinir oluyorum. Bak mesela. Diyor ki resimdeki ünlü iş adamının soyadı. Şerefsiz yazıyorum. Bir harf fazla çıkıyor. Abi. Allah aşkına korkutma beni. Ne olur söyle, neyin var? Ne oluyor ya? İyiyim canımın içi. İyiyim, merak etme. Çocukluktan beri hayalini kurduğum polislik mesleğinden atılmış olabilirim. Uğruna ömrümü vereceğim tek varlığımı uğursuzun eline tutsak vermiş olabilirim. Bunun için en küçük bir şey, küçücük bir şey yapmamış, yapamamış olabilirim. Ama bunlar beni kötü yapmaz ki Aslı. Bunlar beni kötü yapmaz. İyiyim. Bir dakika, ne demek, ne demek polislikten atıldım, ne oluyor? Hiç tanımadığım bir adamı güya öldüresiye dövmüşüm. Ben. Sonra Cem hop kızağa. Kızak ne? Seni polislikten atacağız. Şimdilik sen kendini bunu hazırla demek. Bir dakika, kim peki söylüyor senin onu öldüresiye dövdüğünü? O söylemedi, o söylemedi. Ona söylettiler. Ya seni öldürürüz ya da şu kadar parayı al, Cem beni eşek sudan gelene kadar dövdü de dediler. O söylemedi. Kim söyletti acaba? Kim söyletti? Tamam, sen eve git. Duş al, kendine gel, bir şey yap. Ben halledeceğim. Nereye bacım? Ben halledeceğim abi, eve git. Ben halledeceğim. Alo, Ferhat neredesin? Doktor, bu nasıl bir ses? Neredesin dedim sana. Neredesin? Dilsiz'e ver bakayım şu telefonu sen. Neredesin diyorum sana Ferhat. Tamam ver, Dilsiz'e tarif edeceğim, ver. Yaparsın ya. Nasıl yaparsın sen bunu? Bana bağırma diye kaç kere söyleyeceğim sana? İstediğim zaman bağırırım Ferhat. Bağıramazsın. Sen bunu benim abime nasıl yaparsın? Şişt. Ya bu adamın bu hayattaki tek istediği şeydi polis olmak. Tek tutunduğu şey mesleği.
Sen zevk mi alıyorsun insanların hayallerini, hayatlarını yıkmaktan? Bu adam seni içeri tıkacağım dedi diye mi yapıyorsun bütün bunları? Bunu biliyoruz. Beni ilk gördüğü günden beri bunu söylüyor zaten. Amacı beni içeri tıkmak. Ne o zaman? Ne o zaman? Niye yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şimdi bin arabaya. Eve gidiyoruz. Yenge, biz yapmadık. Abim yapmadı. Berat. Baksana bir dayı. Ne oldu Ferhat? Bir şey mi var? Onu sana sormak lazım. Cem başkomiserin ayağını sen mi kaydırdın? İpini kim çektiyse teşekkür etmek lazım. Buraya bunun için mi geldin? Evet. Şimdi şu emniyetteki sevgili dostlarını bir ara desen. Bu işi kim yapmış? Evimizi, iş yerimizi basıp sizi içeri tıkacağım diyen polis için mi ricacı olacağım Ferhat? Sen çok yanlış yoldasın. Ben o yanlış yola 12'sinde girdim ha. Sen çok iyi biliyorsun. Değil mi? Uzunca da bir yol kat ettim. Devamını da getiririm. Şimdi ara da şu işin aslı astarı neymiş bir öğrenelim. Beni Cem başkomiser dövdü demiş. Bir haftalık da iş göremez raporu almış. Adamın adı Gökhan Yalçın. Adresini de buraya yazdım. Eyvallah. Ferhat. Cem işine geri dönerse sana minnettar kalmayacak. Bunu biliyorsun değil mi? Sevgili kardeşinle beraber üstümüze yürümeye devam edecek. Sıkıntı yok biliyorum. Ferhat. Ben Şahin'i kuyruğundan yakaladım. Artık ondan bize zarar gelmez. Cem meselesinde kim yaptıysa yaptı. Ben Şahin'i saf dışı bıraktım. Cem de taca çıktı bir şekilde. Bırak. Sana ne? Ben başımızdaki belaları birer birer def etmeye çalışıyorum. Ama sen talihin bile bize yardımcı olmasına izin vermiyorsun. Aslı'ya aşık mısın dediğimde de yok öyle bir şey diyorsun. Ama şimdi de abisini kurtarmaya gidiyorsun. Kahramanım olmak istiyorsun. Devir kötü dayı. Devir çok kötü. Biz var ya... düşmanın bile merdine hasret kaldık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.